Merhaba arkadaşlar. Bir daha başlattı. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz drone kumandasını NRT2401 verici haline getirmiştik, hatırlarsınız. O videomuzu kartlar bölümünden izleyebilirsiniz arkadaşlar. O projemizden yola çıkarak elimizdeki imkanlarla alıcı olarak bilgilerini geliştirdik. Şimdi dilerseniz Oğuz size o projenin detaylarını sizlere anlatsın. Evet, sonra evet. Test için özel bir yere gidelim ve sizlerle birlikte testimizi gerçekleştirelim. Aynen öyle. Dilerseniz projemiz başlasın.
sistemimize enerji veren pilimiz, lityum-iyon pilimiz var burada. 400C'li 2S pilimiz var, 7.2 voltluk. Bunun haricinde işlemi yapan işlemcimiz Arduino Uno'muz var. Motorla sürmek için işlem yapan ise L298 NEMA Pro sürücümüz var. Bu şasemiz büyük şase ama motorları küçük olarak tasarlandı. O yüzden 3 tane motorumuz var. Dümen için bir tane servo motorumuz var. Onun için kontrol plaktan bir dümen yaptık. Şasemiz de strafordan yapılıyor arkadaşlar. 5 mm'lik bir strafordan oluşuyor. Yani çok basit bir yapısı var şu anda. Sistemimizi test etmek gerekirse arkadaşlar hemen Arduino'ya ayrı voltajımızı vermemiz gerekiyor. Arduino'ya ayrı voltaj vermezsek NRF'imiz düzgün sinyal alıp veremiyor ve sistem bozuk çalışıyor. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Mümkünse motor sürücüyle Arduino'ya ayrı voltaj verin. Kumandamızı açıyoruz arkadaşlar. Hemen testini yapalım. Gaz verdiğimiz zaman motorlarımız ileri yönde hareket ediyor ve arkaya hava üfleyerek prototipimiz ileri gidiyor, şasemiz. Hemen anahtarı tersini çevirince motorlar ters dönüyor ve gemimiz geri yerde gidebiliyor. Dümenimiz de bu şekilde hareketini sağlayacak, yönü tayin etmek için bu şekilde arkadaşlar. İki tane joystick kullanıyoruz, bir tane de switch kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer şasemize gelecek olursak, burada motor olarak biraz büyük motor kullandık. Bu elektrikli şarjlı süpürgelerin içindeki motoru elimizde vardı, bunu taktık. Gayet hızlı çalışıyor. Testinde de göreceksiniz zaten. Bir adet NRF'imiz var yine, antenli modülü. Yine işlemci olarak Arduino Uno'muz var. Bir tane de motor sürücümüz. Bu motor büyük olduğu için BTS7960 adlı bir motor sürücümüz var. Kendisi 43 ampere kadar destekliyor. Burada gördüğünüz üzere diğerkinden farklı olarak biraz daha fazla pilimiz var. Sadece Arduino'yu beslemek için ayrı bir pilimiz var. Motor sürücü beslemek için ayrı bir pilimiz var arkadaşlar. 12 voltla besledik. 7.2 voltta Arduino verdik. Bir adet yine dümen için servo motorumuz var. Servoyu ayrı bir voltaj regülatörü yaparak öyle çalıştığını arkadaşlar. Diğer gibi düzgün çalışmıyor servomuz. Sistemimizi çalıştırdık arkadaşlar. Kumandamızı aldık elimize. Şu anda kapalı açtık. Gaz verelim arkadaşlar. Hemen motorumuz dönüyor mesela. Gaz verirken sinyalimiz koparsa, mesela kumanda kapandı, sistemimiz duruyor arkadaşlar. Olduğu yerde kalıyor. Motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Gayet güçlü olduğunu zaten şuradan çalışınca anlarsınız. Kendini yere asılıyor. Servomuz da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İleri geri gitmek için de arkadaşlar şuradaki yine bir switch'imizi de hallediyoruz. Şu anda ileri gidiyor mesela. Şimdi de geri gidecek. Teknemiz ileri ve geri hareketini yapabiliyor arkadaşlar. Bu projeyle ilgili bütün detayları sezerdiyon.com adresine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden bir testine gidelim.
Çok güzel ya. Bu motorlar senin için nasıl daha güzel? Götür götür. Kalırsa artık bu saatten sonra. Kumandır.
Bir projemizin sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodlarını sezercin.com adresinde bulabilirsiniz. Kafanıza takılan tüm soruları yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Lütfen videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu projeyi geliştireceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, daha da gelişmiş halini yapacağız sizlerle birlikte. Daha hızlı. Aynen. Lütfen bizi takipte kalın. Projemizden videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.